Motoflu'dan herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Bizim keyfimiz gıcır ama motosikletimiz biraz kirli. Dün sağanak yağmura yakalandım eve dönerken. Bayağı üzdü beni. Motosikleti vizörümüzü de kapatalım. Dedim bir motosikleti dıştan göstereyim. Bayağıdır göstermiyor olabilirim. Emin değilim ama. Şuradan şöyle gidelim. Bu arada lastik almam da kesin şart artık. Dün valla 40'ı 50'yi geçemeden geldim. Ürkütücü oluyor yani yağmurda falan. Bugün arkadaşlar kuryelik yaparak motosiklet almak serimizin dördüncüsünü çekeceğiz. Bana soruyorsunuz abi işte ne alacaksın böyle videolar çekiyorsun falan diye. Vallahi bilmiyorum. Bakalım şöyle bir MT-07'ye geçmek hiç istemiyorum. Direkt şöyle 9 alsak fena olmaz mı abi? Türkiye'de orijinal egzozlu plakası katlanmayan, teker yapmayan bir MT-09 lazım mı? Hemen video başı hatırlatma yapalım arkadaşlar. Kanala abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Paket atarken tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar, ilk paketimizi almaya gidiyoruz. Şu güvenlikler de beni öldürüyor ya. Ya kuruyum işte güzel kardeşim. Her geçtiğimde beni neden? Yok efendim, üzerinizdeki metalleri çıkartın. Yok şunu yapın. Beni darlamayın ne olur ya. Bir de hafta içi olmasına rağmen bu kadar kalabalık. Çünkü okullar ara tatildeymiş. AVM'de çalışmanın zorlukları abi. Evet arkadaşlar, ilk paketimizi aldık. Yola çıktık, gidiyoruz. Konuşmak istediğim bir konu var abi. Instagram'dan sürekli mesaj geliyor bana. İşte abi ben de kamera alacağım, YouTuber olacağım, teker yapacağım, bilmem ne, ünlü olacağım falan filan diye. Büyük ihtimal izlediğiniz insanın Rocco falan olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel abi. Ben de izliyorum Rocco'yu bu arada. Bakıyorum işte teker yapmış, aralara giriyor falan. Şahsen ben de izlerken keyif alıyorum. 10 numara. Ama abi bu adam kaç yıldır motosikletin üstünde. Adamın sürüş tarzı öyle, tamam mı? Kendi limitlerini biliyor. Motosikletin üstünde kaç kilometre yol yapmış, tamam mı? Siz abi yeni başlamışsınız işte. Hadi yeni başlamış olma, tamam mı? 2 yıldır motosiklet sürüyor. Kameranı açtın işte, motosikletin de güzel, oh faça falan. Gidiyorsun abi, Rocco gibi sürmeye çalışıyorsun. Kamera da açık ya, herkese şov yapman gerekiyor. Gidiyorsun, onu yaptığı hareketler işte, araya gireyim, dereye gireyim. Ben de RS200 varken mesela bir arkadaşımız bana diyordu, tamam mı işte ben de kamera alacağım, ne önerirsin abi falan. Çocukla da bir kere buluştum, dedim bak benim böyle sürme, sıkıntı yaşarsın sen. Çocukta da eski kasa Ninja 250 vardı işte, siyah bir renk. Sonra kim suçlu kim suçlu değildir bilmiyorum. Açıkçası çok önemli de değil yani. Sonuç olarak zarar gören sensin abi. Motosikletin kaç aya atıyor kaza yaptıktan sonra vesaire. Geç Allah. Sonra çocuk işte biraz böyle kanı kaynıyor. Değişik değişik sürüş tarzı vardı. Baktım işte kaza yapmış, tamam mı? Abi başkası olmaya çalışmayın ya. Tam özeniyorsunuz ama yani bilmiyorum, bence sıkıntı yaşayacağınız konular abi. Gir video çek okey ama herkes tek teker üstünde kız tavlamak zorunda değil yani. Yapmayıversen de bir güzel kardeşim. Denedin denedin denedin, baktın yapamıyorsan bazı şeyleri çok da zorlama. Şuradan geçelim şöyle. Evet arkadaşlar, ilk paketimizi verdik. Bakalım bugün kaç paket atacağız? Fazla paket atacağımızı sanmıyorum çünkü işler bitik.
Harbi diyorum. Bitix. Motosiklet bakalım. Horon tepme huyundan ne zaman vazgeçeceksin be kardeşim? Acaba böyle bıraksam kaza yapar mıyım ya? Bak şu an az bir şey tutuyorum. Yok, ürkütücü. Ay ay ay. Vallahi saatte bir paket falan atıyorum ya. Öyle bir ortalamamız var. 8 saat çalışıyorum. 8 saatte 8 paket falan. Mesela yol boşken frene neden basıyorsun abi? Frene basan insanlardan haz etmiyorum böyle bir durumda. Bak durmak istiyorsan sinyal ver güzel kardeşim. Ama nerede? Teşekkür ederim. Biri bana yol verdiğinde abi ben de trafikte kaç kişi bana yol verdiyse ben de o kadar kişiye yol veriyorum. Günlük rutinim. Şuraya çekelim. 9 numara. Paçamız yanmasın be kardeşim. 5. kat diyor şimdi. 5 kat çıkacağız abi. Lan tam kamerayı kapattım. Daha demin şuradan geçiyorum tam olarak şuradan. Bir tane yaşlı amcamızın yanından geçtim, tamam mı? Adam da bir korktu, anlamadım ama zıpladı olduğu yerde falan. Bayağı yaşlı yani 75 yaş üstü falandır. Oy dedi, Allah belanı vermesin senin dedi. Ben de dedim amca dedim kusura bakma dedim, korkutmak istememiştim seni. O da diyor ki buradan geçilir mi, git yol var orada, yoldan geçsene. Vallahi abi, paket atıyorum ya AVM'de. Kusura bakma, özür dilerim dedim. Ay ay ay. Herkes gergin, herkes kornaya basıyor. Aynamıza bakalım, arkamıza. Serbest dönüş yapabiliriz. Şurasıymış geldiğimiz yer. Hemen verelim paketini. Evet arkadaşlar, hemen ufak bir hatırlatma. Kanala abone olup beni destekleyebilirsiniz. Yorumlara yazın ne yazarsanız. Abi gece paket atarken video at, şunu yap, bunu yap, her şeyi yazabilirsiniz. Bu arada ne dersiniz arkadaşlar? Sizce gece paket attığım kısımları da çekip gece işte paket atıyoruz falan diye paylaşmamı ister misiniz? Normalde bütün günü komple çekip direkt kesip paylaşıyordum ya. Akşam paket atarken mesela ayrı bir kesim oluyor. Video komple akşam olsun yani. Aa, geçen de burada biri intihar ediyordu herhalde. Her taraf polis, itfaiye, alt tarafa yastık mastık bir şeyler falan sermişler. Acaba vazgeçirebildiler mi o adamı? Abi gece şu parkları sulama falan yapıyorlar. Akşam buradan paket atıyorum ya, yemin ederim kemiklerim donuyor ya. Harbi diyorum aşırı soğuk oluyor. Ankara zaten akşamları ayaz oluyor böyle kuru soğuk. Ama bir de üstüne parkı suluyorlar, yemin ederim donuyorum. Millet diyor ayağına niye bot giyiyorsun? Kardeşim üşüyorum çünkü. Evet arkadaşlar, tekrardan pakete gidiyoruz. Bugün sanki işler biraz yoğun gibi ya. Normalde bir saatte bir paket atıyorduk ama bugün ortalamamızı aştık gibi. Abi aşağı ilencede ne kadar çok birbirine benzeyen sokak var ya. Mimarlar, mehterler, mühendisler, mestan, mercimek, mendil, mesire, meşeli. 50 tane M ile başlayan. Abi 180 liraydı, 200 liraydı, üstü kalsın dedi. Böyle şeylere seviniyoruz ya. Sigara param çıkıyor diyeceğim de sigara içmiyorum. Lan şu kuyumcu şeyinin dolu olma ihtimali yüzde kaç? Hop. Boş. Hadi denedik şansımız abi. Nereden gidelim ya? Aynı yerden gitmeyelim abi. Bak oradan bağırdı. Geri dönün bakalım ne diyecekler arkadaşlar. Tanımıyorsunuz mu kanka? Ben de tanıyorsunuz çağırdınız sandım ya. Bak. Motoflu. Motoflu. Oflu değil. Motoflu. Ben de takip ediyorum abi. Harbi mi? Harbi abi. Harbi abi. Var mı telefon yanında? Göster. Evet. Videoda mısın? Evet. Ben Instagram'dan takip ediyorum abi. Tamam adamsın. Gel sana sticker vereyim o zaman.
tane. Vereyim kanka. Al kanka, bir tane sana, bir tane sana. Teşekkürler abi. Rica ederim size. Yok, video çekiyorum, paylaşacağım ama. Hadi görüşürüz, bay bay. Bay bay. Çocuklar heyecanlı ya. Seviyorlar bu hayatı abi. Arkadaşlar çok güzel bir gün batımı havası var şu an. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup beğenebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Tell me what's wrong and why you